Merhaba Hobi Dünyası izleyenleri. Ben Müslüme. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz motifin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan hemen yapımına başlayalım. Motifimize ilk olarak sihirli halkamız ve üzerine yapacağımız trabzanlarla başlıyoruz. Sihirli halkamızı her zamanki gibi bu şekilde yapıyoruz. Elimize alıyoruz ve 3 adet zincirle başlıyoruz. 2, 3, pardon, bir tane de dönüş için yapacağımız için, kutucuk olacağımız için dördüncüyü de atıyoruz. Başını doladık ve ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Yine bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir ikili trabzan daha. Bu şekilde sihirli halkamızın üzerine toplamda 8 tane ikili trabzan ekliyoruz. Aralara da birer tane zincir ekliyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim. 7, yine zincirimi çekiyorum. 8. son ikili trabzanımı da ekliyorum. Şu şekilde çekiştirerekten sihirli halkamı gördüğünüz gibi sabitliyorum. Burada hatırlarsanız 4 adet zincir çekmiştik. 3. zincirimize batıyoruz. O 4. zincir arada bir boşluk olması adına çektiğim zincir. Çıkartıyorum. Aynı şekilde buradan da çıkartıyorum. Bir adet zincir çekiyorum. Burada ipimi kopartıyorum arkadaşlar. Ve ilk sıramızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi bu iplerimizi arkadan ilerleterekten kaybedeceğiz. Ardından da fazlalığını keseceğiz arkadaşlar. Birkaç yerden bu şekilde ilerletmeniz yeterli. Gördüğünüz gibi. Daha sonra bu fazlalıkları kesiyorum. Aynı işlemi şimdi buraya da uygulayacağım. Temizledikten sonra herhangi bir yere batıyorum. İpimi alıyorum ve sabitleyeceğim. Şu şekilde bağlıyorum. Ve 1, 2, 3 adet zincir çekiyorum. İkili trabzan yapmaya başlıyorum. Şu birincisi. Bu yaptığım ikili trabzanla ilk zincirimle birlikte 2 tane olmuş oldu. Şu üçüncüsü, dördüncüsü, bir tane daha yapacağım. Şu beşincisi. Şimdi biraz şunu serbest bırakıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. zincirime batıyorum. Bu şekilde çekiyorum. İçerisinden geçiriyorum. Bu şekilde bir tomurcuk şekli veriyorum. Daha sonra buraya 1, 2, 3 adet zincir çekiyorum. Şimdi sıradaki boşluğuma geçiyorum. Yine başını aldım. Sıradaki boşluğuma geldim. İkili trabzan yapmaya başlıyorum. 5 adet yine. 1, 2, 3, 4, şu da beşincisi. Bunu yine serbest bırakıyorum. İlk yapmış olduğum ikili trabzanın tepesine batıyorum. Onun içerisinden geçiriyorum. Ve buraya 1, 2, 3 adet zincir çekiyorum. Sıra yeni bir boşluğa geldi. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. 2, 3,
5. Yine serbest bırakıyorum bunu biraz. İlk 2 litre abzanımın tepesine batıyorum. Geçirdim, sıkılaştırdım ve 3 adet zincir çektim. Bu şekilde sizler de tamamlayın lütfen. 3 adet zincirimi çektim. Arka kısımdaki 3. zincirime 3 zincir çekerek yukarı çıkmıştık hatırlarsanız. Şurada ilk başta 3. zincirime batıyorum. Bu şekilde içerisinden kaydırma yöntemiyle birleştirip bir zincirle sabitliyorum. Şimdi ise bir üst sıradayız. Gördüğünüz şu işlemleri yapacağız. Bu sırada ise arkadaşlar 2 adet zincir çekiyoruz. Birinciyi çekmiştim hatırlarsanız. Bir tane daha ekledim şimdi. Başını doluyorum. Şu ortalardaki boşlukları görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bu kısımlara 2'li trabzan yaparaktan dolduruyoruz. 1, 2, 3, 4, şu da 5.'si. Tekrar burada 2 adet zincirimi çekiyorum. Şu alt kısma, arka kısma bu şekilde yine kaydıraraktan birleştiriyorum. Yine burada 2 adet zincirimi çekiyorum. Hemen yanındaki boşluğa ikili trabzanlara devam. Şu birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, şu da 5.'si. Gördüğünüz gibi. Şimdi 2 adet zincir çekiyorum yine. Arka kısma batıyorum. Aynı ilmeğimi bunun içerisinden de geçiriyorum. Yine burada 2 adet zincir. Yukarı çıkmak adına. En sonunda da 2 adet zincirle aşağı doğru bağlıyoruz. Yani şu görüntüyü veriyoruz. 2 adet zincirimi çektim. Başını doladım. Yine 5 adet ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bu sıranızı da tamamlayın. 2 bakalım 3 4 şu da 5.'si. 1 2 tane zincir çektim. Arka kısmına battım. Aldığım ipliği burada sık iğne yapmıyorum. Aldığım ilmeği bunun da içerisinden geçiriyorum. Hemen buraya 2 adet zincir ekliyorum yine. Bu şekilde arkadaşlar sizler de tamamlayın lütfen. Son kısımdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 adet zincirimi çektim. Yine arka kısmına battım. Aldığım ilmeğimi aynı ipin içerisinden de geçirdim. Burada artık 1 adet zincir çekiyorum. İpimin rengini değiştireceğim için kesiyorum. Bu şekilde bu kısmı da tamamlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi yeni bir renkle devam edeceğim. Bu kısmı da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. 5 tane yapmıştık hatırlarsanız ikili trabzan. 1 2 tane bu tarafta, 2 tane bu tarafta bırakıyoruz. Ortadaki ikili trabzanımızın tepesine bağlayaraktan başlıyoruz. İpimizi çıkartıyoruz. Düğüm atalım. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4 adet zincir çekiyorum. Buraya arkadaşlar üçlü trabzan yapıyoruz. Başını dolayıp aldıktan sonra bir tanesini alıyorum. İki tanesini alıyorum. İki tanesini alıyorum. Başını doladım. Normalde 2, 2 alıyorduk. İki seferde bitiriyorduk hatırlarsanız. Birini aldım. İkisini aldım. İkisini aldım. Bu şekilde şu birinci zincirimiz arkadaşlar. Yanına iki tane daha trabzan yaptım. Araya 2 adet zincir çekiyorum. Şimdi aynı deliğime trabzanımın üzerine devam edeceğim. Birincisi, ikincisi, ikincisi. Tekrar.
Pardon, burada bir ikili trabzan yaptım. Başını doladım, battım. Bir tanesini, iki tanesini, iki tanesini aldım. Başını doladım, battım. Bir tanesini, iki tanesini, iki tanesini aldım. Burada 1, 2, 3 adet zincir çektim arkadaşlar. Başını doluyorum. Bir sonraki yaprağıma geçiyorum. Yine 1, 2 taneye atladım. Üçüncünün üzerine batıyorum arkadaşlar. Burada üçünü birden aldım. Aynı işlemi bir daha başını doladım. Battım. Üçünü birden aldım. Yine 1, 2, 3 adet zincir çektim. Tekrar başını doluyorum. Yeni bir köşeye, şu köşeden bir tane daha oluşturacağız. 1, 2, 3. ilmeğime battım. Bir tanesini, iki tanesini, iki tanesini. Yani üçlü trabzan yapıyorum. İki adet zincir çekiyorum. Bir tane daha ekliyorum. Üçlü trabzan. Bir tane daha. Ve son bir tane daha. 3 adet daha eklemiş oldum. Bu köşe için. 1, 2, 3. Zincir çektim. Şu işlemi tekrar yapacağım. Başını doluyorum. 1, ikinciye atladım. 3. ilmeğime battım. Gördüğünüz gibi ilmek aldım. Hepsini birden çektim. Tekrar başını doladım. Battım. Çektim. 3 adet zincir çekiyorum yine. Yine bir köşe daha ekliyorum. Tekrar şu sık iğnemden şuraya yapacağım. Bir köşe daha ekleyeceğim. Sonra sık iğnemden tekrar buraya yapacağım. Bu köşeyle birleştireceğim ve bu şekilde 4 adet köşemizi oluşturmuş olacağız. Son kısımdayım. 3 adet zincirimi çektim. İlk başta çekmiş olduğum zincirin tepe noktasına batıyorum. Kaydırma tekniğiyle gördüğünüz gibi birleştiriyorum. Sabitlemek adına bir tane de zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şimdi köşelerimizi bu şekilde oluşturmuş olduk. Gördüğünüz gibi şimdi yeni bir renkle devam edeceğiz. Bir üst sırada ise herhangi bir köşemizden ipimizi alıyoruz. Bağlayıp sabitliyoruz. Buradan 1, 2, 3 adet zincir çektim. Şu şekilde kaydırıyorum. Yanına bir ikili trabzan ekliyorum. 2 adet zincir çekiyorum. Hemen aynı köşeye 2 adet daha ikili trabzan ekliyorum. Bu şekilde köşemizi oluşturuyoruz. Hemen yanına bir tane daha ikili trabzanımı ekledim. Şimdi her bir ilmeğime, burada farkındaysanız 3 tane ikili trabzan var. Her birine birer tane üstüne ekleyeceğiz. Arada 3 tane zincirim vardı. Hatırlarsanız 3'er zincir çektim. 3 tane ikili trabzan ekleyeceğim. Şuraya bir tane ekleyeceğim. Yine 3 tane zincirimin üzerine ikili trabzandan 3 tane ekleyeceğim. Şu şekilde. Başını aldım arkadaşlar. Hemen bu ikili trabzanımın tepesine bir tane yaptım. Başını aldım. Bu ikili trabzanımın tepesine yaptım. Başını aldım. Hemen bunun üstüne yaptım. Tepelerine birer tane ikili trabzan ekliyorum. Başını aldım. 3 adet zincirimin başına 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Orta kısımda 1 adet yapıyorum. Tekrar 3 adet zincirime geldim. 3 tane ikili trabzan ekliyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi köşedeyiz. 3 bu tarafta var, 3 bu tarafta var. Her birinin başına ikili trabzan yapıyorum. Şimdi buna, şimdi buna, yine köşedeyiz. Köşede 2 adet boşluğa ikili trabzan yapıyorum.
2 adet zincir çekiyorum. Aynı boşluğa tekrar 2 tane daha ekliyorum. Bu köşeyi tamamlıyoruz. Şimdi 3 tane ikili trabzanımın tepesine yine 3 adet ekleme yapacağım. 1 2 3 Gördüğünüz gibi. Şimdi boşluktayım. 3 adet zincirim vardı burada. 3 adet yine ikili trabzan. 1 2 3 Siz de bu şekilde tamamlayın. Yine uç kısmına bir tane ekliyorum. Şimdi yine ikili trabzan. Şu 1 2 3 Son kısımdayım artık. 3 adet zincir çekmiştim. Her zamanki işlem. Kaydırma yöntemiyle birleştirdim. 1 adet zincir çektim. Kesiyorum. Bu kısım da tamamlandı. Son 1 adet sıramız daha var. Son olarak arkadaşlar herhangi bir köşemize yine ipimizi alıp sabitleyerek başlıyoruz. Buraya 1 2 kaydıralım. 3 adet sık iğne yapıyorum. Ardından her bir ikili trabzanın üzerine sık iğne şeklinde dolduruyorum. Bu kadar kolay arkadaşlar. Son sıramız. Gördüğünüz gibi her bir ilmeğime sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sizler de tamamlayın arkadaşlar. Daha sonra ilk ilmeğimizle her zamanki gibi kaydırma yöntemiyle sabitliyoruz ve motifimizi tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi motifimizi tamamladık arkadaşlar. Gayet hoş bir motif oldu. Sizler için faydalı bir video olduysa eğer lütfen videomu beğenin. Ayrıca kanalıma abone olursanız da ben çok sevinirim. Açıklama kısmına da Instagram sayfamın linkini bırakacağım. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Soracağınız sorular varsa yazabilirsiniz. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.